Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET ile yemek tarifi sitemizin 32. dersini gerçekleştireceğiz. Bugün tarihler Nisan ayının 3. gününü gösteriyor. 3 Nisan 2018, saatlerimiz sabah öğleden önce 9:46. Şimdi son derste hatırlarsanız eğer, en son derste ne yapmıştık? Kategori silme işlemi gerçekleştirmiştik. İşte işlemi de taşıyorduk diğer sayfaya. Ve bakın sol alt köşede kategori ID'si 1 ve işlemi silse bunu yapsın. Eğer sadece kategori ID'si 1 ise düzenleme sayfasına atsın vesaire. Güncelleme, silme işlemlerini tamamlamıştık. Kategori ekleme işlemi de tamam. Şimdi bu derste yemek ekleme işlemlerini yapacağız. Yemek ekleme, silme, güncelleme işlemleri için bir tane tasarım oluşturalım. Sonra dersin süresine göre çok uzatmayalım. 10 dakika civarında bir sürede bırakıp ondan sonra yemek kısmına devam edelim. Aynı mantıkta olduğu için biraz şey gideceğim. Kopyala yapıştır gideceğim. Sanırım kopyala yapıştır gitmemin herhangi bir zararı olmayacaktır sizler için. Yani şurada sağ tarafta görüyorsunuz şu web formları falan. Yani projemiz bence şey oluyor. Güzel oluyor. Elle tutulur bir proje haline alıyor. Bir iki şey daha söyleyeceğim, başlayacağız. Yani en başından beri söylediğim bir şey var. Tasarıma çok fazla takılmayın. Tasarımı zaten siz hazır template bularak üstüne bunun hazır template'i giydirip kodları yazabilirsiniz. Amacınız yapıyı öğrenmek olsun. Yapıyı öğrendikten sonra devamı gelir. İlk başta klasik ASP.NET çalışıyoruz. Bildiğimiz web formlar üstünde. İlerleyen zamanlarda inşallah Entity'si, MVC'si, katmanlı mimarisi vesaire şeklinde ilerliyor olacağız. Proje kısmından Add New Item diyorum. Yeni bir tane web form ekleyelim. Bu ekleyeceğim web form, pardon, yanlış yere gittik. Şunu seçeceğim. Şu seçiliyken. Website'tan Add New Item. En üstte sol ışın seçili olduğu için web form ekletmedim. Şimdi bir tane web form ekleyeceğim. İsmi admin. Biz buraya ne demiştik? Kategoriler. Yemekler diyelim mi? Yemekler. Yemekler nokta aspx diye bir sayfa gelsin. Yemekler nokta aspx. Neyi kullanacağım? Admin'i kullanacağım. Okey dedim. Yemekler nokta aspx'i bize oluşturmuş oldu. Design kısmını açıyorum şöyle. Master page'i yüklüyor. Şimdi burada yemekler.aspx oluştu. Kategoriler.aspx'in dizaynına gideceğim. Sağ tuş with designer diyelim şurada. Kopyala yapıştır gitmenin bence hiçbir zararı yok. Şöyle adım adım alalım kopyala yapıştırları. Önce şurayı alalım. Alabileceğim mi? Bu ne bu? Panel miydi buradaki? Burada bir panel var. Şu kategori listesinin bağlı olduğu kısım ne acaba? Şu donma düzelsin bakacağım bir saniye. Tamam, şimdi seçtirecek bana. Şöyle ki şuraya geldim. Burası Button Style Class TD onclick butonları almışız. Peki bunun neyin için almışız? Direkt panel birinin içerisine almışız. Şu panelin açıldığı yer neresi? Burası. Seçebildim mi? Seçemedim sanırım. Şöyle tamamını kopyalasak ne zararı olur? Tamamını kopyalayalım ya. Bence hiçbir problem oluşturmaz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Çünkü en baştan yazmaya gerek yok. Yani zaten yazılmış olan bir şey var. Aynı yapı olduğu için. Şimdi ben buranın tamamını kopyalıyorum. Kategoriler.aspx'in tamamını kopyaladım. Bir iki yerde değişiklik yapacağım. Şöyle ki. Şimdi kategoriler.aspx'i kopyaladım. Biz şuradan yemeklere geliyorum. Yemekler.aspx. Şöyle. Şimdi bakın burada şurayı siliyorum. ASP Content 1, Content 2'yi falan sildim. Şu üst kısım kalsın sadece. Yapıştırdım kodumu. Bir de şu yapıştırdığım yer içerisinde şurada kategoriler.aspx var ya. Buradaki sayfa başlığının olduğu yeri de siliyorum. Başka bir şeye ihtiyaç yok gibi duruyor. Design'a bir gidelim. Şu anda olduğu gibi duruyor. Şimdi değişikliklerimizi gerçekleştirelim. Çünkü tamam. Ama burada mesela kareler içerisine geldi bu. Orada neydi? Kategoriler. Burada da kareler içerisinde. Burada bir problem yok. Şimdi yemekler.aspx. Şimdi şurası önce yemek listesi olarak değiştirelim burayı. Yemek listesi. Burası yemek eklemi olsun. Yemek ekleme. Tamam. Şimdi butonlarımızın source kısmına geldim. On click özelliklerini siliyorum. Çünkü on click kopyaladığımız alanın click değerini alıyor. Bunu da sildim. Ondan sonra kategorilere bir daha geldim. Şurada bizim başka bu şunlar var. Şu kategori eklemedeki butonları sileceğim. Şuradaki on click komutunu sildim. Aynı şekilde. Aa, kategorileri siliyorum. Pardon. Bir saniye. Ben az önce de mi onu sildim ya? Ha, yok, tamam.
Yemekler.asp.x'ten sileceğiz. Özür dilerim. Dikkat etmek gerekiyor. Yemek eklemedeki şu 10 kiloyu silelim. Ve bir de şuradan 10 kiloyu sildim. Tamamdır. Buralarda tamam. CTRL-S edelim. Projenin tümünü kaydedelim. Ondan sonra şu kategoriler ASP'yi kapatalım ki karışmasın. Sonra devam ediyorum. Bir iki sileceğim değer daha var. Birincisi şu ekle butonu. Ekle butonunun 10 kliğini silmem gerekiyor. Şöyle ki. Şöyle düz hale getirelim. Bir saniye. Şöyle. Sildim burayı da. Tekrar büyütebiliriz. Tamamdır. Sonra dizaynına geri döndüm. Başka ne var? Evaller vardı sanırım. Evalleri değiştirelim. Burada yemek ID falan gelecek. Database açalım bu arada. DBO yemek tarifi site miydi? Ben unutuyorum hep şeyi. Bizim veri tabanının ismini. Neymiş? DBO yemek tarifi. SQL'de veri tabanı açılsın. Benim bilgisayarımda çok fazla veri tabanı olduğu için biraz geç açıyor. DBO alt dire yemek tarifi. Nerede? Şurada bakın. Geldim. Tables'ı açtım. Yemekleri açıyorum. Sağ tuş. Edit up 200 rows diyelim. Ya da design hiç fark etmez. Sadece alan adlarına ihtiyacım var orada. Yani yazdığım alan adı ne? Yemek ID. Şöyle ki. Şimdi üstündeki ikona tıkladım. Edit template istedim. Şöyle. Label'a tıkladım. Edit data binding. Burası kategori ad değil. Yemek adı olacak. Bir bakalım doğru mu? Evet. Yemek ad. Burayı siliyorum. Şöyle ki. Yemek ad olarak değiştirdim. Okey dedim. Yemek adı buraya gelecek. Sonra bunlar. Bunlar zaten şey. Edit data binding yok. Sil ve güncelle. Tamam, yemek adı buraya gelecek. Ondan sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok gibi. En azından şu anda yok gibi. Bir de yemek listesini getirebilirsek eğer projemiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor demektir. Bir deneyelim bakalım. Şimdi çift tıkladım formuma. Using system.data.sql client dedim. Ondan sonra şurada sayfanın adında SQL sınıf BGL eşittir New SQL sınıf parantezimi açıp kapattım. Sonra sayfa yüklendiği zaman şöyle şey yazalım. Ne diyelim? Yemek listesi diyelim. Bir açıklama yazalım. Yemek listesi. SQL komut eşittir New SQL comment parantezimi açtım. Şimdi çift tırnak içinde yazmam gerekiyor. Bir tane çift tırnak kopyalayalım şuradan. Şöyle kopyaladım. Çift tırnak içerisinde select yıldız from tbl alt tire yemekler. SQL'deki ismi bu olması gerekiyor. Tamam, büyük yazdım fark etmez. Virgül virgül bgl nokta bağlantı deyip bunu bağlantımla ilişkilendirdim. Ondan sonra alt satıra indim. Ne diyeceğim? SQL data reader dr eşittir komut nokta execute reader okuduğu veriyi daha doğrusu okuyucumu sorguyla ilişkilendirdim. Data list bir nokta data source eşittir dr ve data list bir nokta data bind dedim. Eğer bir problem yoksa çalışacaktır. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Yemekler sayfamız. Hata gelecek mi? Gelmedi. Tamam, bu şekilde bakın. Hatta şu kategori ID'si 1 falan bunlar kaldı. Bunların da düzeltme işlemini yapacağız. Köri soslu makarna, zeytinyağlı barbunya ve şeyler. Şunu bir sağda açalım. Kategori listesi bu şekilde. Burada da çorbalar, sebze yemekleri vesaire geldi. Burada da köri soslu makarna, zeytinyağlı barbunya, mercimek çorbası, ezogelin. Bir de şey yapalım mı? Şu artı eksiği de yapalım. Ondan sonra dersi bitirelim. Sonra diğer kısımları gelecek dersi yapalım. Şöyle ki form ilk yüklendiği zaman, yemekler form ilk yüklendiği zaman şuradan şuranın üstüne gidelim. Diyelim ki panel 1 panel kaç oralar? Burası bunun olduğu panel kaç acaba? Panel 2 mi? Panel 2. Burası da panel 4. Evet. Panel 2 ve panel 4. Panel niye tamamlanmıyor otomatik? Şöyle bir daha yazalım. Panel 2 nokta visible eşittir false ve panel 4 nokta visible eşittir false. Başlangıçta false gelsin ikisi de. Sonra burada artıya tıkladığım zaman panel 2 açsın. Panel 2 nokta visible eşittir true. Eksiye tıkladığımız zaman panel 2 nokta visible eşittir false. Eksiye tıkladığımız zaman panel 2'yi kapatsın. Sonra aynı işlemi yemek eklemeye yapıyorum.
Panel 4 nokta visible eşittir true ve panel 4 şöyle yazalım. Panel 4 nokta visible eşittir false olsun. Bu şekilde açma ve kapama işlemini gerçekleştirdik. Son bir şey hemen admin master'a gidiyorum. Admin master'da şurada bizim nerede alacağım? Şurası. Yemeklere bir tane link vereceğim. Yemeklerin öncesine ve sonrasına şöyle ki küçüktür a href eşittir yemekler nokta aspx sonra küçüktürü kapattım. Bu küçüktür sembolünü buradan kestim. Buraya yapıştırdım. Bu şekilde şöyle şurayı da sildim. Burası da olmuş oldu. Şimdi admin master'da tamam. Yemekler nokta aspx'ten son kez çalıştıralım bakalım. Eğer olduysa 32. dersimizi de tamamlamış olalım. 50 ders diye düşünüyorum. İnşallah bir problem olmasa 50 derste bitecek bu kısım. Bakın bu şekilde artısı eksisi fena değil şu an ve burada artık şey de var. Link kısmına geldi kategoriler ve yemekler olarak. Yemek panelinin tasarımı ve yemek listesinin çekilme işlemi böyle. Gelecek derste yemek güncelleme panelini oluşturalım. Hatta önce eklemeyi yapalım, sonra güncelleme ve silmesiyle devam edelim. Ondan sonra yorumlar, mesajlar, günün yemeği. Şimdi yorumlarda sadece yorumları onaylama ve listeleme olacak. Silme de olabilir. Yani yorumlar da bu mantıkta. Mesajlarda sadece mesajları görüntüleme olacak. Günün yemeğinde sadece güncelleme olacak. Önerilerde sadece görüntüleme olacak ve hakkımızda sadece güncelleme olacak. Bir sonraki dersimiz 33. dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hoşça kalın.